Merhaba sevgili arkadaşlar, dersimize hoş geldiniz. Evet, bugünkü dersimizin konusu, son haftamız bu hafta. Bu haftaki dersimizin konusu gördüğünüz gibi katı cisimler. Son konumuz. Katı cisimler, üç boyutlu cisimlerden bahsediyoruz. Bazı gruplara ayırmışız. O gruplardan bahsedelim. Öncelikle dik prizmalar diyoruz. Dik prizmanın mantığı şudur. Taban ayrıtları taban düzlemine dik olan geometrik şekillere dik prizmadır. Taban ayrıtları taban düzlemine. Bakınız şuraya. Şurası tabandır arkadaşlar. Bu tabanda bir geometrik şekil olur. Mesela burada ne var? Altıgen var. Başka birinde kare olur. Başka birinde dikdörtgen olur. Üçgen olur. Yedigen olur, sekizgen olur, fark etmez. Böyle bir durumda, bakın taban ayrıtları da şunlar, şu görmüş olduklarınız taban ayrıtları. Bunlar taban düzlemine diktir arkadaşlar. Ne demek bu? Yani şurada oluşan tabanla yaptıkları açılar diktir bunların. Şöyle yan düşünün bunu, üç boyutlu düşünün. Bu şekildeki geometrik şekillere biz prizma diyoruz. Dik prizma diyoruz. Prizmalar tabanlarına göre isimlendirilir. Dik prizmanın yanal alanı, yanal alan dediğimiz sevgili gençler, bakınız farklı bir renkle yapıyoruz. Ne olsun mesela yeşil olsun. Yanal alan şurası da arkadaşlar. Yani tabanlar dışındaki alan. Şurası mesela, burası. Yani bu şekli çevreleyen şu alanların hep bunların aynısı arkada da var. Bunların hepsine biz ne diyoruz? Yanal alan diyoruz. Yanal alan taban çevresi çarpı yükseklik. Yükseklik neresi arkadaşlar? Yükseklik de şurası. Bakınız. Bunu biraz daha büyük alabiliriz. Yükseklik şurası bakınız. Fark etmez. Yani nereden çizdiğiniz önemli değil. Önemli olan şu iki tane taban. Tabii üstteki tabandır bakınız. Buna taban alan diyebiliriz. Şu iki tane aynı şekildir bunlar. Dikkat ediniz. Aşağıdaki ile yukarıdaki aynı şekildir. Şöyle düşüneceksiniz. Bunları üst üste böyle iki tane atıyorum. İki tane kare. İki tane kareyi üst üste koyuyorsunuz böyle. Arayı doldurduğunuz zaman bir prizma oluşuyor. İşte o iki tane şununla şu arasındaki uzaklığa biz şuraya h yani yükseklik diyoruz. Demek ki yanal alan taban çevresi çarpı yüksekliktir. Dik prizmanın yüzey alanı. Şimdi yüzey alanı dediğimiz zaman sevgili arkadaşlar tamamından bahsediyoruz. Yani bu yanal alanlar bakınız neredeyse şu bakın şurada bir yanal alan var, burada var, burada var. Bunun arkasında var bakınız. Şimdi onları şöyle kesikli çiziyorum. Bakınız şuradan şuraya değil mi? Buradan buraya birleştirdiğimiz zaman bakın. Şu arkada da aslında şöyle dikdörtgen şeklinde bölümler var. Değil mi? Üç boyutlu düşünürseniz bakın burada da mesela yanal alanlar var. Bunların yanal alan şuranın tamamı artı alt ve üst tabanın toplamı bize neyi verecektir? Yüzey alanını verecektir. Bakın yanal alan artı 2 çarpı taban alanı. Şurası tabandır bakınız. Şurası da tabandır aslında. Taban. İki tane taban demişiz. Niye? Çünkü bir üst tarafta taban var, bir de alt tarafta taban var. Bunlara taban alanı diyoruz. Peki dik prizmanın hacmi nasıl bulunur? Sevgili arkadaşlar. Taban alanı çarpı yükseklik olarak bulunur. Gördüğünüz gibi burada bir taban var bakınız değil mi? Şu taban alanını buluruz. Burada altıgendir.
Başka yerde üçgen olabilir. Başka yerde beşgen olabilir. Hiç fark etmez. Bu taban alanı çarpı h dediğimiz, bakınız, yükseklik bize neyi verecektir? Hacmi verecektir sevgili arkadaşlar. Bunlar genel durumlar. Yani yanal alan taban çevresi çarpı yüksekliktir. Tüm alan, yüzey alanı yanal alan artı iki tane taban alanıdır. Hacmi ise taban alanı çarpı yüksekliktir. Bunu bu şekilde söyleyebiliriz. Yani burada bakın genel şeylerden bahsediyoruz. Çünkü üçgen dik prizma, bakın gördüğünüz gibi burada ne var? Bir üçgen dik prizma var. Niye üçgen dik prizma diyoruz? Tabanı üçgen olduğu için. Yani alt ve üst taban ikisi de üçgen. Eş üçgenlerdir bunlar. Ve biz bu üçgenlerin köşelerini şöyle birleştirdiğimiz zaman, burada gördüğünüz gibi, bu da arka taraftan birleşmiş. Ne olur? Burada üç tane gördüğünüz gibi, şöyle bir tane dikdörtgen burada bakınız, önde. Değil mi? Sonra bir dikdörtgen şurada, yanda. Sonra bir dikdörtgen de şurada, yanda. Bunlar üçgen dik prizmayı oluşturur. Benzer şekilde bakınız, kare dik prizma demişiz. Ne demek? Tabanımız kareymiş demek. Taban da kare, üstteki taban da karedir. Bu iki kareyi köşelerinden birleştirdiğimiz zaman şöyle karşımıza çıkan geometrik şekil neymiş? Kare dik prizmaymış. Evet. Bakınız, gayet basit şekilde hemen örneğine geçebiliriz. Çünkü formüldü, bir şey yok. Yanal alan nedir demişiz? Yanal alan. Her seferinde hatırlatıyoruz bakın. Yanal alan taban çevresi çarpı yüksekliktir. Burada gördüğünüz gibi karşımızda tabanda bir dik üçgen var. Taban çevresi dediğimiz 5, 12 ve şurası var. Bir saniye arkadaşlar. Evet. Taban alanı demişiz. Hemen büyütelim şeklimizi. Evet. Taban çevresi çarpı yükseklik. Gördüğünüz gibi burada bir dik üçgen var tabanımızda. Dik üçgenin çevresini bulmamız gerekiyor. Nedir bunun çevresi? Gördüğünüz gibi 5, 12, 13 üçgenidir. O zaman taban çevresi gördüğünüz gibi 12, 13 artı 5 yani 30 olur. Çarpı yüksekliği de 13 vermiş zaten. Gördüğünüz gibi yanal alanımız 390 birim karedir. Çünkü alan soruyoruz. Alan sorulduğu zaman kare oluşur. Hacim sorulduğu zaman küp oluşur arkadaşlar. Burada sadece alan sorulur. Bakın sadece formül kullanın. Yanal alan neymiş? Taban çevresi çarpı yükseklik. Bakınız mesela yine burada şekildeki üçgen dik prizmanın hacmi kaç birim karedir? Üçgen dik prizma demişiz çünkü tabanımız üçgen. Hatta nasıl bir üçgen? Eşkenar bir üçgen. Değil mi? Eşkenar üçgenin alanını hatırlamamız lazım. Pardon. Hacim sormuş tabii. Hacim neydi arkadaşlar? Hemen hatırlayalım. Hacmi V harfiyle gösteriyoruz. Hacim taban alanı çarpı yüksekliktir. Değil mi? O zaman bizim öncü yüksekliğimiz de belli. Taban alanımız da bir eşkenar üçgen olduğu için taban alanı nasıl bulunur? Bir eşkenar üçgende onu da hatırlatalım. Bir kenarı A santimetre olan eşkenar üçgende şöyle alan A kare kök 3 bölü 4.
Dolayısıyla burada bir kenarımız 4 olduğuna göre 4'ün karesi çarpı kök 3 bölü 4, yani birer tane 4 sadeleşir. Yani 4 kök 3 olur taban alanımız. O zaman hacim ne oldu? Taban alanı 4 kök 3 çarpı yükseklik de 5'tir. Yani 20 kök 3 olacaktır sevgili arkadaşlar. Taban alanı çarpı yükseklik bize hacmi vermektedir. Bakınız yine ne demişiz? Şekildeki üçgen dik prizmanın hacmi 120 santimetre küp olduğuna göre yükseklik, yani şu haç yüksekliğimiz kaç santimetredir demiş. Hacim neydi? Tekrar ediyoruz. Taban alanı çarpı yükseklik. Şimdi taban alanı gördüğünüz gibi bir dik üçgen tabanımız. Bunun da gördüğünüz gibi 3, 4, 5 üçgeninden şurası 4 olacaktır. Taban alanımız üçgenin alanıdır. Yani dik kenarların çarpımının yarısı. 3 çarpı 4 bölü 2, 6 yapar. Değil mi? Dolayısıyla hacim de 120'miş bakınız. Hacmi 120 olarak vermiş. Bu da taban alanı çarpı yükseklik demektir. O zaman her tarafı 6'ya böldüğümüz zaman haçı buradan 20 santimetre olarak rahatlıkla bulabiliriz. Peki, biraz daha özelleştirelim bakınız. Dikdörtgenler prizması. Aslında bu da bir prizma tabii ki. Bunlar çok kullanılan prizmalar olduğu için ayrı ayrı inceleyebiliriz. Dikdörtgenler prizması dediğimiz olay, tabanı bir dikdörtgen olan, bakınız gördüğünüz gibi, değil mi? Tabanı dikdörtgen olan prizmaya dikdörtgenler prizması diyoruz. Peki taban ayrıtlarımızın uzunluğu A ve B, yüksekliğimiz de C olsun. Öncelikle yanal alan diyelim bakınız. Yanal alan aynı tüm prizmalarda olduğu gibi taban çevresi çarpı yüksekliktir. Herhangi bir şey ezberlemeye gerek yok. Burada sadece şunu ezberleyin. Yani dikdörtgenler prizması için, kare için, küp için, bilmem ne için fark etmiyor. Hepsi için ayrı ayrı ezberlemenize gerek yok. Burada bilmeniz gereken yanal alan taban çevresi çarpı yüksekliktir. Tüm prizmalar için geçerli arkadaşlar. Ha, burada özel olarak gördüğünüz gibi tabanımız bir dikdörtgen olduğundan çevresi 2A artı B'dir. Yani A burası, A da burası, B burası, B de burası. Şu çevre ne oldu? 2A artı 2B. Değil mi? Çarpı yüksekliğimiz de C olduğu için C. İşte yanal alan bu şekilde bulunur. Tüm alandan bahsedecek olursak yüzey alanı olarak da geçer. Bu yanal alana ek olarak tüm alan, yani 2A artı B çarpı C'ye ek olarak iki tane de taban alanı, yani şu ve şu alan. Bu dikdörtgen olduğu için iki boyutun çarpımı olacaktır. Yani A çarpı B'dir. Şu taban alanımız, dikdörtgenin alanından hatırlayalım. Dikdörtgenin alanı neydi?